Ekranlarda çok sık göremediğiniz ancak izlerken keyif aldığınız olumlu ve bir o kadar sıcak haberlerle karşınızdayız. Umut Öyküleri başladı. Koronavirüs hepimizi etkiledi. Kimimiz maddi yönden zorluk çektik, kimimiz ruhsal. Bu sorunun farkında olan ve ücretsiz psikolojik destek veren birileriyle tanıştık. Amerika'da yapılan bir çalışma %60 kadarının psikolojik destek alamadığını gösteriyor insanların bu dönemde. İşte bu sorunun farkında olan birileri harekete geçti. Ücretsiz psikolojik destek için kollar sıvandı. Bizim projemizin amacı etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri kişilerin kendi kendine kullanabilecekleri bir web platformu yaratmak. Karşılıksız yardımın yaratıcıları Anadolu Üniversitesi'nden. Koronavirüs nedeniyle insanların ruh durumlarının bozulduğu saptandı. Sorunun tespiti ve tedavisi için kendi kendine yardım temelli bir internet sitesi kuruldu. Karşımda canlı bir kişi yok. Uzmanla görüşmek kadar olmasa da etkinliği kanıtlanmış yöntemleri deneyimleme şansı buldum. Siteye girenler eğitici videolar izliyor ve sorulara yanıtlar veriyor. Sorun ve o sorunla başa çıkma yöntemleri sitenin en büyük artısı. Kaygı bozukluğunun çok ileri seviyede olmadığını gördüm. Bu arada bir not, hizmet tamamen ücretsiz ve herkese açık. Şimdi de rekortman bir doktorun haberi var sırada. Enerjisi erken tükenen günümüz gençlerine anlatacakları var. Kırgızistan'dayız. 93 yaşında ameliyat yapmayı sürdürüyor. Mesleğine olan sevgisi ve enerjisi hiç tükenmiyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan Mambet Mamakev, geçen Şubat'ta dünyada en uzun süredir çalışan cerrah ünvanını alarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Bu ünvanı koruyan Mamakev, o tarihten beri aralıksız çalışıyor. Her gün ameliyatlara girmeye devam ediyor. Şu ana kadar hiç ara vermeden her gün ameliyat yapıyorum. Ellerim titremiyor, hafızam ve gözlerim iyi. Mamakev düzenli spor yapmaya özen gösteriyor. Ancak onu zinde tutan özel bir beslenme şekli yok. Herhangi bir ilaç almıyorum ya da özel bir diyetim yok. Rekortman cerrah, genç meslektaşlarına örnek olmayı da sürdürüyor. Mamakev bugüne kadar 100 binden fazla hastayı tedavi etti. İki kişi arasında başlayan en iyi kurabiyeyi ben yaparım yarışı büyük bir iyilik hareketine dönüştü. İyiliğin odağında koronavirüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları olduğunu hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Sıra dışı oyun ve iyilik hareketinin adresi Amerika Birleşik Devletleri. 58 yaşındaki Scott McKenzie ve 42 yaşındaki arkadaşı Jeremy Urich, kimin daha iyi kurabiye yaptığına dair bir iddiaya başladılar. Yarış sosyal medyada da paylaşıldı. Ancak beklenmedik bir şey oldu. İddiaya sadece bir günde 100 kişi daha katılmak istedi. İki arkadaş istekleri kabul etti. McKenzie ve Urich, farklı adreslerde pişen kurabiyeleri topladı. O kadar çok kurabiye pişti ki ilk 8 ayda 15.600 kişiye dağıtıldı. Ücretsiz ve lezzetli kurabiyeleri ilk tadanlarsa koronavirüste en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri oldu. Küçük bir oyundan tatlı iyilikler yaratan ikili günün kahramanı seçildi. Uzun yıllar önce tanıdığınız birinin yardıma ihtiyacı olduğunu duysanız ve böbreğinizi vermeniz gerekse, siz sorunun yanıtını düşüne durun, bir soruya cesur bir yanıt veren kişiyi tanıyalım. Kimilerine göre çılgınca, ancak o çok da iyi tanımadığı birine böbreğini vermeyi dert etmedi. Sıra dışı öykünün adresi Amerika Birleşik Devletleri. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 64 yaşındaki Patrick Mertens'in böbrek yetmezliği vardı. Doktorlar uygun donörün 3 ila 10 yıl içinde bulunabileceğini söyledi. Ancak bekleyecek zaman yoktu. Okul görevlisinin durumu ağırlaştı. Aynı okulda öğretmenlik yapan 34 yaşındaki Erin Durga, yaşlı görevlinin yardıma ihtiyacı olduğunu sosyal medyadan duydu. Tereddüt etmedi, yardım için gönüllü oldu. Tüm testler tamamlandı. Uygun donör oydu ve böbreğini bağışladı.
bir öğretmenin çok da tanımadığı yaşlı bir okul görevlisine böbreğini bağışlaması, sosyal medya hesaplarında en beğenilen haberler arasına girdi. Üç çocuğu olan genç öğretmen, yardım etmenin mutluluğunu en başından beri kalbimde bunun benim işim olduğunu hissettim diyerek özetledi. Hayat varsa umut her zaman var. Ben Ahmet Örsoğlu. Yeni öykülerde görüşmek üzere. Bu arada dünyanın farklı coğrafyalarından fotoğraf galerilerinin anlatacakları var. Hoşça kalın.